Tere coinleri üstüne konuşmaya devam edeceğiz. Tere coinleri ile alakalı durum değerlendirmesi ve mevcut süreçten bahsetmeye çalışacağız. Bakın bu şekilde bir haber var. Terra'nın klasik bir USDC fiyat düzeltmesi durdu. Toparlanma geri dönecek mi? Tabii fiyat düzeltmesi durmadı. 16 pozisyonlarında bir süre akümüle davrandı gördüğünüz gibi Lunch. Fakat bunun devamında tekrardan gördük ki fiyatları yeniden bir geri çekilme etabı içerisine girdi. Burada Lunch özelinde de bir durum yok. Önceki videoda da konuştuğumuz gibi BTC tarafındaki son fiyat çakması Lunch'un 16 pozisyonlarındaki destek noktasını kaybetmesine sebebiyet verdi. Hakeza bu AVAX için de geçerli mesela, tamam mı? Yani AVAX'ta da aynı meseleyle karşılaştık. Diğer pek çok altcoin'de de aynı şekilde olay yaşandı. O yüzden çok enteresan bir durum olmadı bu şartlar altında. Evet, devam edelim bir yandan. Toparlanma tabii ki de geri dönecek piyasa genelinde. Aralık sonuna kadar, bu hafta dahil olmak üzere Aralık ayının son günlerine kadar piyasadan çok bir beklenti halinde olunmamasını tavsiye ederim. Aralık sonu ile birlikte Ocak başı da değil, Aralık'ın son bir iki günü belki olabilir, bilmiyorum tabii ki o kadar. Piyasa BTC tekrar geri dönecektir. Ve yıla sert bir rally ile de başlayıp bu konumunu sürdürecektir diye ifade edebiliriz. Bu da Lunge ve USDC gibi coinlerin de tekrardan fiyat yükselişleri yaşamasına sebebiyet verir. Bu şekilde açıklarsak daha iyi olacaktır. Şu an için düşüşler bu şekilde devam ediyor. Terra Classic ekosistemindeki en öne çıkan tokenlar olan Lunge ve USDC, Kasım ve Aralık başındaki kayda değer yükselişin ardından kazançlarını azaltmaya devam ediyor. Kripto piyasasında Kasım ayı sonundaki rally sırasında Terra Classic ekosistemi tokenları olağanüstü performans sergiledi. Ancak büyük kripto paraların çoğunluğundaki rally sonrası düzeltme, Lunge ve algoritmik stablecoin USDC'de önemli bir düşüşe neden oldu. 2 hafta içinde Lunge fiyatı %42 kayıpla 28 dolardan 16 dolara düşerken USDC %48 düşüşle 6,9 sentten 3,6 sente kadar düştü diyor. Tabii bu şekilde bir hareket olması Terra coinleri açısından daha iyi oldu. Mesela şunu daha önce ifade etmiştim. Lunge ve USDC rally yaparken aslında bu ifadeyi kullanmıştım. Dedim ki ya şu anda çok sert yükseliyor. ATH yaptığı takdirde devamında ne olacağını çok merak ediyorum demiştim. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Çünkü tutup da şu an ATH yaparsa altcoin'lerin toplu ATH yaptığı sezon içinde performansı nasıl olacak merak ediyorum. Yani biraz ilginç bir zaman dilimi olacaktır bu şekilde olduğu takdirde. O yüzden tabii bu olumlu bir yorum değil aslında sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. O yüzden şimdiki böyle bir patlama yapıp devamında düzeltme yapması emin olun Terra coinleri için daha iyi oldu. Hem yeniden hacmi eline aldı, FOMO'yu ve canlılığı yakaladı. Hem de belli bir korelasyon yakalamış oldular. Dolayısıyla yükselişleri takip edebileceğini göstermiş oldular. İlk fiyat artışı Fed'in yakın zamanda yaptığı duyurunun bir sonucu olarak geldi ve yatırımcıların güvenini artırdı. Muhakkak 2024'te faiz indirimleri başlıyor. Bu da tabii ki de piyasanın tamamı için 10 numara bir durum olacaktır. Ancak Terra Classic destek tokenların son günlerde tanık olduğu fiyat düşüşünün aksine devasa bir yakma teklifiyle birlikte değişmeyen faiz oranlarının açıklanması Lunge ve USDC fiyatlarını artırmış gibi görünüyor diyor. Aslında çok bir tepki verilmedi. Bildiğiniz gibi yeniden 800 milyon USDC'nin yakılması için bir teklif oylanmaya başlandı. Bunun üzerine de konuşmuştuk. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil. Kısa süre içinde de ben yakım gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çok mantıklı olmaz zaten çünkü şu anda. Bunu söylememin sebebi de eğer yakım olacaksa, yani
Yakım yapılacak, doğru mu? Tamam. Bunu Ocak'ta yapacaksın ki bir işe yarasın sonuç itibariyle. Yoksa tutup şu anda yakım gerçekleştirmenin zaten bir anlamı olmayacaktır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şu an yapılacak olan herhangi bir yakım fiyatlardaki istikrarı koruyamaz. Bundan kaynaklı olarak yakın biraz daha gelecek yılın başında falan olması gerekmektedir. Evet, bu neymiş? Fiyatlar neden yükseliyor? USDC'in şahit olduğu fiyat artışı öncelikle Lunar Amps ve Terra Classic Luna doğrulayıcılar aracılığıyla 8 milyon USDC token'ın yakılmasına yakma yönündeki son teklife bağlanıyor. Burada dediğim gibi bir hareket olmadı çok fazla aslında. Çünkü bir yakım olmadı, bir oylama oldu. Muhtemelen Ocak'ta yakarlar diye düşünüyorum. Fakat şu bilinmeli, hala Terra Classic tokenları açısından yakıt var. Yani aslında bu görülüyor. Kaldı ki buradaki teklifin oynanması biraz da tabii gövde gösterisi anlamı da taşımaktadır şeklinde dile getirebiliriz. Bak, bitmedi, bir yakımla işi çözeriz şeklinde bir gövde gösterisi. Bu fiyatın son zamanlarda önemli ölçüde düşmesi nedeniyle Terra toplum tokenlar için daha fazla destek oluşma çabasının bir sonucu olarak gerçekleşti. Tabii ki buna ek olarak Terra Classic tokenlarının tanık olduğu fiyat artışını destekleyen başka tarih daha var gibi görünüyor. Federal Rezerv'in yakın zamanda faiz oranlarında ard arda 3 kez değişiklik yapılmayacağını açıklamasının ardından tüccarların ve yatırımcıların kripto piyasasına olan güveni arttı. Adeta fırlamış gibi görünüyor. Bununla ilgili olarak launch fiyatı ve USDC fiyatı bugün yükselişe geçmiş gibi görünüyor diyor. Evet, bildiğiniz üzere bu tarz olaylar, yani aslında Federal Rezerv'in Fed'in faizlerde indirime gitmeye başlaması, 2024 Mart'ta beklediğimiz bu riskli kripto varlıkları daha da çok ateşler. Tabii BTC'yi de ateşleyeceği gibi altcoin'ler üzerine duyulan güveni çok daha fazla arttıracaktır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Bu da hele ki Lunge gibi ekstradan riskli gözüyle bakılan ya da Doge, Shiba gibi majör meme coinler için daha fazla yüksek fiyatlama yapılabileceğini gösteriyor. 2024 hızlı geçecek. Yani başlangıcı bile, 2024'ün başlaması bile çok hızlı olacak. O yüzden yatırımcılar buna şimdiden alışmalı ve daha şimdiden piyasada alımlarını yapması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.